Herkese selamlar. Ben Emre. Bugün Mortal Kombat 11'in yeni bir bölümündeyiz. Ve şu topluluktan söylediğim şeyi bir kere daha söylemek istiyorum videonun başında. Bir düzeltme yaparak söylemek istiyorum daha doğrusu. Her gün 18.00'da video atacağım demiştim ya. İşte bir günde iki video olacak olursa birisi 13.00'da, diğeri 18.00'da diye söylemiştim. Yani 1 ve 6'da olmak üzere. Onu hafta sonu şey yapacağım. Hafta sonu 1'de atacağım artık videoyu abi. Hafta içi 18.00. Hafta sonu 13.00 şeklinde ilerleyecek. Bunu duyurmuş olayım. Ve şunu da söyleyeyim. Yapmamı ister misiniz diye bir video soracağım size. Yine ruh kasma şeyleri var ya. Onu bir daha bir çekelim mi? Çekmemi ister misiniz diye bir sorayım dedim. Yalnız iki tane challenge gelmiş. İlginç birazcık bu. Baya ilginç yani. İki challenge var şu an ekranda. Birazcık ilginç. Bugün aynı zamanda Mortal Kombat 11 Jade'in son trial'ını yapacağız. Hani son kez geliyor bu. Bari alayım dedim artık. Çok uzun süre oldu ben bunu, hani bayağıdır geliyor bu bana ama almıyorum. Hiçbirinde almadığım için bende uzun süredir var bu. Hani çok kesilere soruldu. İşte niye şey yapmıyorsun, niye yani senden niye çıkıyor bizde çıkmıyor diye soruyordunuz ya. Ha işte bu sebepten dolayı ben hiç almadım daha önce. Mortal Kombat 11 Jade'in yani pekten çıkardım ama trial'ını yapmadım, yani bitirmediğim için almadım. Bugün onu alacağız ve Jade'in tanıtımını yapacağız. Hem de böyle yapmış olmak istedim. İkisini birleştireyim dedim yani. Hem Jade'in tanıtımı olsun hem de Mortal Kombat 11 Jade'in daha doğrusu. Şimdi evet. Jade ablamız güzel abi. Bayağı güzel. Önce şurada savaşalım, ondan sonra alayım ben onun tanıtımına geçeyim. Öyle yapalım diyorum. Oh manyak gibi de vuruyoruz valla. Hop fıtı fıtı. Oh güzel. Şöyle bir gel abicim. Spectral ölmek abi. Şu an Ronin Kenji ile tekleyebilirim biliyorum ama teklemeyeceğim bilerek. Hepimizin savaştığı gibi savaşacağım abi. Herkesin hesabında Ronin Kenshi yok ve çok güçlü karakter yok. Benim şu an o güçlü, niye güçlü? Uzun süredir var. O yüzden güçlü. Zamanla güçleniyor abi kendi kendine. Size de olacak zaten. Eğer oyunun daha başlarındaysanız bir süre sonra çok güçlü karakterleriniz olmaya başlıyor. Hop! Güzel. Güzel güzel. Oğlum bu kulaklık niye oturmadı ya? Rahatsız etti. Neyse. Allah Allah. Bir cins hissettim. Şöyle seri geçelim abi. Jade'in tüm özelliklerinden bahsedeceğim size. Aynı zamanda trial'ın da nasıl yapıldığını falan da göstermiş olacağım. Trial'lar geliyor. Arada bir geliyor ama her zaman gelmiyor. Bu trial son kez geldiğine göre bence yakın bir zamanda güncelleme gelecek. Öyle düşünüyorum ben. İki tane de challenge vermişler bu hafta. Eğer iki challenge verildiyse ya oyunun üstüne düşmeye başladılar galiba tekrardan. Şundan dolayı gelmemiş olabilir. Mortal Kombat 11'in bilgisayar sürümüne büyük bir güncelleme geldi. Çok büyük bir güncelleme geldi. İşte bir sürü DLC paketleri falan yapmaya çalışıyorlar. İki kere üst üste DLC çıktı. Hani bu güncelleme gelmesinin üstüne 3 kere de olabilir. 3 kere üst üste DLC paketleri geldi. Hani bununla alakalı da olabilir. Mobile'in güncellemesi gecikti. En son ne zaman verdiler? Nisan'da verdiler galiba ya. Mart'ın sonu Nisan'ın başıydı verdiklerinde. Çok uzun süre oldu. Vermiyorlar güncelleme. İnşallah verecekler. Ben verecekler diye düşünüyorum. Çünkü ya da yakın bir süreçte güzel bir etkinlik gelecek. Muhtemelen. Çünkü trial'lar falan da bitiyor artık. İnsanları oyalayamayacaklar yani. Oyunun döngüsü hep aynı döngüye gidecek. Onu yapmak istemezler diye düşünüyorum. Şöyle bir atayım. Oh güzel abi. Ayı gibi de vuruyoruz valla. Oh mis mis. Şöyle bir şunu da alsan nasıl olur? Çok da güzel olur değil mi? Evet. Hadi bakalım. Tamam, ikinci maçı da aldık. Yani Jade ile alınabiliyor rahat rahat. Görüyorsunuz zaten. Ekstra bir efor sarf etmeye gerek yok. Hatta direkt Ronin Kenshi'ye geçip Jade'in tanıtımına geçebilirim oradan. Ronin Kenshi'ye geçeyim. Oradan tek tek böyle fıtı fıtı tekleyelim. Sonra Jade'in asıl olayına geçelim. Jade güzel bir karakter bu arada gerçekten. Yani ciddi anlamda güzel bir karakter. O karşı atak yapması özellikle çok çok büyük avantaj. Inferno Scorpion'u mesela direkt alt ediyor abi. Hani düz vuruşlarıyla iş yapan bir karakter Inferno Scorpion. Direkt yok ediyor yani. Düz vuruşu işe yaramadığı için. Her zaman bloklamıyor ama yüzde kaç şansı var? Yani her zaman değil. Şey yapma şansı var, sadece şans olarak gösteriyor burada. Diamond olsaydı işte geliştirilebilirdi. Güzel olurdu aslında. Yalnız çok vurdu. Ronin Kenshi'ye geçeceğim demiştim. Geçeyim direkt. Tekleyelim şunları. Bir öl kardeş. 4507 ve ölmedi. Canı demek ki çoğalmış baya. Uğraştırmayın ya. Bir de Triborg Team gelmiş. Veba ediyorlar. Ben
Gereksiz yere uğraştırıyorsunuz şu an yani. Hadi öl öl. Çok uzattın ya. Vallahi çok uzattınız. Sen de hadi kardeş. Bak Allah'ım ya Rabbim vurdurmuyor ya şöyle. Çok sinir oluyorum ha. Vallahi bak. O salak salak. Hey attın ne oldu yani? 100k can var. Nasıl öldüreceksin ya? Ne bu yani? Öl. 11k yiyorsun bak. Heh. Allah Allah. Gereksiz uzatıyor. Ben de bilgisayara kızıyorum anasını satayım. Bu neyin kafasıysa. Karşı bilgisayar yönetiyor karşıyı. Yani ilginç işte. Herkesin kafası farklı tabi. Yardır bakalım kardeşim. Neler olacak neler bitecek şimdi göreceğiz onu da. Evet girersem bugün gerçekten mutlu olabilirim diye düşünmekteyim. Yani yaparsan eğer öyle bir şeyler. Güzel olur gibi ya ha. Yok mu? Yok girmeyeceksin galiba. Peki. Sen bilirsin. Saat 16.10. 6'ya yetişir bu video abi. Mobil videosu olduğu için çok yüksek tutmuyor şeyi. Dosyası 2 GB falan tutuyor. 2 GB da atılıyor. Bilgisayarda 8 GB civarı tutuyor. O yüzden onu bir gün öncesinden çekmek zorundayım hani. Çekmediğim zaman büyük sıkıntı çıkartıyor. 8 GB atmak 4,5-5 saat falan sürüyor ortalama. Upload yüksek değil çünkü. Upload çoğu zaman öyle zaten. Downloadlar hep düşüktür. Maalesef. Öyle üzücü oluyor yani. Kankam bir gir artık ya. Gerçekten çıkışın kolay da gelişin pek zor ya. Bu arada boss mu var en sonunda? Boss'un olduğunu yeni öğrendim. Hadi bakalım. Kabal abimiz de arka tarafta. Oğlum Kabal'ın fotoğrafını katıp mobile getirmiyorsunuz. Ne kadar büyük salaklık ya. Uğraşın azıcık şunu getirin. Ne olmuş ki anasını satayım. Ya uzun sürede de var yani bu fotoğrafları. Kaç? 2 ay falan oldu mu ya? 1,5 ay falan oldu herhalde. Var yani bayağıdır var. Getirin ne olmuş? Kabal'ı getir, Scarlet'ı getir bir anda böyle. Night Wolf'u zaten getirmezsiniz şu an imkanı yok. O anca bir seneye falan gelir de. Ya verin ne olmuş ki? Azıcık uğraşın değil mi? Koskoca şirketsiniz ya. Ne kadar zamanınız alabilir yani. Bir şirketin bunu çıkarması çok büyük bir zaman almaz bence. Bilmiyorum yani çok şey de yapmıyorsun. Sıfırdan karakter yaratmıyorsun ki. Ya yaptığın karakteri mobil aktarıyorsun. Bu kadar bitti. 5 yani dakikalık işmiş gibi söylüyorum ben de ama yani zor olmamalı diye düşünüyorum. Mortal Kombat 11 JD bu arada burada öldürmemeniz gerek. Ölürse kaybediyorsunuz otomatikman. Yani onunla savaşmamak daha aslında iyi. Ondan daha güçlü bir karakteriniz varsa onunla savaşın abi. JD'ye girmeyin yani çok şap. Tek yerse çünkü bir anda yeniliyorsunuz. O da hoş olmaz. Hadi bakayım. Gir kardeşim. Çok geç giriyor ya. Harbi çok geç giriyor. Veba oldum. Gel. Şunu ver. Şöyle bir yer. Heh. Queen Vampire. Ablam benim be. Seni şöyle bir tekleyelim de biz. Sen kralı şeyi falan bir gör bakayım. Heh. Al onu. Yok ol. Hadi. Kaybol. Güzel. Biraz yani zorlamıyor. Şimdi Jade ablamızı nasıl olayına geçeceğiz. Jade'i vermesi gerek. Evrimi atlayacak muhtemelen. Jade'imiz. Evet gelirse bugün atlatacağız tabi. Çıkarsa. Evet abi müthiş bir şekilde oyundan attı. Şu an geri giriyorum. Çok güzel gerçekten müthiş yani. Ben de konuşuyorum böyle şey yapacak diye. Bir anda lak diye attı böyle. Amaçsız. Yani amaçsız gerçekten amaçsız. Telefonum 98 derece onunla alakası da olabilir. Artık çok yaşlandı. Baya baya yaşlandı. Şu an baya cidden yüksek ya. Elim yanıyor yani. Kılıf olmasına rağmen yanıyor elim. Evet Jade ablamızı aldık. Güzel. Güzel. O ilan 4. evrimede ulaşmış ha. Mortal Kombat 11 Jade diyorsun bak. Burada değil yani. Şimdi hemen Faction Wars'tan bu ablayı tanıtıyoruz. Seri bir şekilde. Tamam geç şuna. Jade neredesin kız? Çatlak. Gel buraya. Jade. Aha Jade'imiz burada. Ya bir dur nereye tıkladık ya. Heh tamam. Sinir olacaktım o en başa atmış olsaydı. Scorpion nerede ya? Spec Ops lazım. Abi neredesin? Spec Ops abi. 9000 nerede olman gerekiyor senin? 9000 evet. Gel. Tamam. Jade'e bir de şey verdik mi tamamdır. Onu da pasifinde açıklayacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Ver bakayım. Red Hammer'ı ver abi. Ekstra bunun boyut staff'ı var ama onu staff mı deniyor? Staff. Her neyse.
Takmasak da olur onu ya. Ekstra bir bar vermiyor diye biliyorum. Bar verseydi takardım da. Vermiyor işte. Damsız girilmiyor. Ha bar ya hani. Hani espriler falan. Yok tamam olmadı. Komik değil. Yapmıyorum bir daha. Hemen Beşli Savaş'a bir girelim. Seri bir şekilde savaşalım. Aynı zamanda yeteneklerini de söyleyelim abi. Mortal Kombat 11C'ydi tabii ki. Mortal Kombat 11 karakteri olduğu için Mortal Kombat 11 teaminde kullanırsanız ekstra ekstra hayvan gibi güçleniyorlar. Onlar birbirlerini çok güzel etkiliyor. O güzel bir olay yani, gerçekten güzel bir olay. Takımlaşma önemli. Oyundaki takımlaşmayı sağlamak gerekiyor. İşte Spec Ops'larla Spec Ops'lar aynı yere katmak, Outlord'larla Outlord'ları falan. Bunları yapmak, pasiflerini bilmek özellikle çok önemli. Kafanıza göre savaşmak bir yerden sonra kurtarmıyor artık. O az önce bir ses çıkardım. O ses neydi bilmiyorum. Kurtarmıyor yani. Şöyle göstereceğim. Mortal Kombat 11C'din düz vuruşları bloklama küfretmemem gerek. Quinta nasıl çarp dedim bilmiyorum bu arada. Onu nasıl başarabildim bilmiyorum yani. Şu an baş parmağım ses kısmının yanındaydı. Amaçsız kılıfıyla oynayayım derken çıktım yani oyundan. Müthiş ötesi. Gerçekten başarılıyım. Maşallah maşallah. Nazar değmesin. Aman. Puh. Vay anasını yolunu ya. Şans akıyor bugün de maşallah. Hadi kardeşim sen de gir artık ya. Gir oğlum, gir oğlum. Hadi oğlum. Hadi gir. Gel koçu koçu. Gir lan artık. Heh. Pasiften devam edeceğiz hemen. Evet. Mortal Kombat 11 Jade düz vuruşları bloklama şansına sahiptir. Aynı zamanda bu şey karşı rakibe karşı saldırı yapabiliyor, düz vuruşunu slowluyor ve Mortal Kombat 11 karakterleri eğer Mortal Kombat 11 Jade takımdaysa anladığım kadarıyla yandığında, kanadığında veya zehirlendiğinde can yeniliyorlar. Yanmak yerine, zehirlenmek yerine, kanamak yerine can yenileme efektine çeviriyorlar onları. Karşıda Boraiço'da var diye biliyorum o yakma efekti. Atarsa eğer abimiz, bak yok gerçi atmadı. Karşıda illaki çıkacaktır 5 savaşın bir tanesini. Yalnız hayvan gibi şeyimiz oldu, ben onu anlamadım. Şöyle birinci yeteneğimiz böyle karşıya şuriken tarzı bir şeyler fırlatıyoruz. Sopamızdan böyle. Aynen elimizde şurikenimiz var bakın, onu fıtı fıtı fırlatıyoruz. Hayvan gibi de vuruyoruz abi. Aynı zamanda bu yetenek karşı rakipleri yerlerine sabitliyor. Yani attığımızda karşı rakip oyundan çıkamaz hale geliyor. Mortal Kombat 11 karakterleri yani şey yapmanız, aynı takımda kullanmanız gerçekten işinize yarayacaktır. Özellikle Mortal Kombat 11 Sub-Zero bu ve yanına neyi koyabiliriz? Scorpion'u koysak olur mu? Kritik vuruş ekstra falan. Olur, Raiden de olur aynı şekilde. Yani olabilir. Ben Raiden'ı seviyorum. Siz neyi seviyorsunuz bilmiyorum ama Raiden'ı, yani Mortal Kombat 11 team'i Raiden'sız yapmam. Öyle. Ben de öyle. Scorpion yerine Raiden'ı tercih ederim yani. Sub-Zero'yu kesinlikle alırım. O ekstra animasyonları falan, Sub-Zero'nun gerçekten müthişti ya. İlk çıktığı zaman hatırlıyorum. 3 ay falan mı oldu? 4 ay oldu galiba. Müthişti oğlum ya. Şaşırtıcıydı yani. O bayağı güzel animasyonlarla geldi. İnşallah yeni güncellemeler getirecekler. Ben de o yandan hani onunla şey yapmak istiyorum ama pek mümkün görünmüyor abi. Şöyle bir verelim bakalım. Oh, mis gibi de tekliyor. Şimdi ikinci yeteneği göstereceğim birazdan. Sonra da üçüncü yeteneğimizin tadına bakacağız. Karşılama şeyi güzelmiş bu arada. Kapak fotoğraf, arka kapak fotoğrafın hoşuma gitti. Hoşmuş yani. Relentless Jason Voorhees geldi. Yapma be. Yetenek attığımızda sıkıntı çıkartabilecek bir karakter. Hoş değil yani. Hadi bakalım. Jade ablamız var arkada. Güzel. Tapınak tarzı bir şey var böyle. O tapınak değil de böyle kuleyle tapınak karışık. Arkada insanlar var bir sürü. Şu kuzgun galiba. Ya da akbabaya da benziyor. Mızrak girmiş sanki ona ama birazcık cins duruyor. Ayağında yılan varmış gibi. Sıkıntıdan o şeyi artık yorumladım yani. Arka tarafı. Jade ablamızın hemen ikinci deneyini bir göstereyim ben. Bu öyle dursun Jason abimiz. Yapma be. Bak şu an zehirlendik, kanıyoruz ama aynı zamanda iyileşiyoruz. Fark ettiniz mi? Kanama efekti girmiyor bize. Onun yerine iyileştiriyor. Şöyle atayım hemen. İkinci yeteneğimizi tutuyoruz. Böyle ayı gibi de vuracağız birazdan, göreceksiniz. Aynı zamanda yüzde şunu işte yapabilseydim eğer 90'ın üzerinde vurursanız o ekstra animasyonla gerçekleşiyor. Yani göstereceğim biraz sonra. Yapabilirsem ama ölür bu ya. Bu dayanamaz. Birinci atalım o yüzden. Bir daha atalım şöyle. Shuriken'imizi fırlatalım. İkinci yeteneğin bir olayı var. Onu göstereceğim size. Göstermeye çalışacağım.
O yüzden yani şey yaptım. Karşı rakip biraz güçsüz geldi. Niye öyle oldu bilmiyorum ama. O yüzden şey yapmadım. Gösteremedim yani, hemen öldüler. Normalde böyle ekstra hayvan gibi canlılarına geliyor ya. Mesela bir an 30k canlı değil de 100k canlı geliyor saçma bir şekilde. Öyle bir şey gelir diye bekliyordum da gelmedi. Üzdü yani. Şarjım bu arada ayı gibi gidiyor. %20'ye inmiş. 3 dakika önce %24'tü. Çok yaşlandım telefon ya. Ama emektar be. Valla. Üstünde güzel emeği var. 2 yılı 2 yıla yakın oldu. 2 yıl aynen doluyor. Vay anasını. Şimdi ikinci teneyi bir daha atacağım. Karşıda Ceydar'ını öldürmek istiyorum öncesinde. Dolsun şeyimiz, sıkıntı yok. Öl. Öl. Tamam. Şimdi sana şunu atayım ben abi. Bloklama çok güzel. %80'in üstünde atacaksınız ikinciyi. O önemli. 90'ın üstünde pardon. 100 attım direkt. Bak animasyonu gördünüz değil mi? Ekstra bir animasyonla beraber atılıyor. Ölüşü biraz komik oldu Scorpion'ın. Scorpion diyorum. Sub-Zero'nun. Bone Shield'ımız aktif oldu. Çok iyi. Şunu attık mı öldü galiba. Aynen. Güzel. Şimdi 3. teneye gelecek sıra ama maalesef bunu şey yapamayız orada. Yalnız Tremor niye en güçsüzü çağırmadı? En güçsüzü normalde alması gerekiyor da stunlandı sanıyorsam. Girerken. Pasifini çalıştırması gerek normalde. Girdiği gibi. En güçsüz rakibi çekiyor. Tamam, şimdi 3. teneye geçeceğiz. İnşallah atabilirim yani. Güzel olur atarsam, bayağı güzel olur. Güzel. Şuna da gir. Tamamdır. Şöyle ver abi. Tamamdır. Gir bakalım. Evet, hala beklemekteyim. İlginç ötesi. Şu an daldım lan niyeyse. Kafam valla bayağı daldı ha. Farklı yerlere gitti. 19'a düşmüş bu arada şarjım. Bitiyor, bitiyor, bitti. Şarj bitti. Puh. 36 mıydı ya başladığımda? Kaç dakika oldum da oğlum da? 10 dakika mı oldu lan? Öyle bir şey olmuştur yani. Yok oldu gitti anasını satayım. Güzel, yarısı doldu. 1,5 bar kaldı hadi be. Yaparız onu. Power Drain diyor karşıda, çok şansımıza. Fire efekt var ama o drainlememesi gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ah, atamadım. Onu atsam güzeldi işte. Tamam. Oğlum atamayabilirim ha. Çok vuruyor bu çar. Şuna geçeyim ben. Bununla doldurmaya çalışayım. Çünkü aşırı vuruyor. Dolduramayacağım. Bara dolduramayacağım. Ölecek karşıdaki. Bu az vuruyor ya. Bar dolsun diye yaptım. Girdim böyle. Dolduralım. Ölsün isterse sıkıntı yok. Quan Chi. Bunu tanıtmıyor zaten. Hemen 3. tenini göstereceğim Jayden. Güzel bir şekilde inşallah. Kardeş sen niye vurduktan sonra çok uzağa gidiyorsun? Ne kadar malsın ya Quan Chi. İyi, kalkanımız çalıştı. Bak, ittiriyor rakibi sonra vuramıyorum. Komboyu yapamıyorum. Allah'ın malı seni. Kombona senin tüküreyim ben bak. Bak bak. Mal ya. Tam hard mallar ya. Jayden 3. teni hala açılmadı bu arada. Normal değil yani. Bir bir vurayım böyle. Doldurayım azıcık azıcık. Hadi oğlum açılması lazım. Şu an çok kez vurdum yani. Heh, tamam. Azıcık daha vursun. Şöyle bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hadi. Son bir, son bir. Tamam. Hadi bakalım. Güzel. Oh. Wow. Kan efekti mi gelmiş? Abi. Bir dakika. Kan efektleri bu kadar belirgin değildi sanki burada. Wow. Güzel. Hoş oldu. Bayağı güzel oldu. Güzel abi. Güzel güzel. Ablamız da çingenlere benziyor ya. Şeytanla karışık çingen böyle. Kodumuz da sıfır olsun abi. Bu sefer sıfır olsun. Evet. Videonun sonunda verdim ama olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitti. Ne mutlu bana. Şeyi belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Yine bu ruh kasma olaylarını istiyor musunuz diye belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Kendinize iyi bakın.